Cumhur İttifakı'nda Samsun depremi yaşandı. Önce MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı ittifak ruhuna aykırı hareket etmekten disipline sevk etti. Sonra AK Parti Samsun İl Başkanı'nı açığa aldı. Samsun'daki o depremin fitilini ateşleyen gelişmeler geliyor şimdi ekrana. Yerel seçimlerde çok iddialıyız. Hiçbir tane belediyeyi bir başka siyasi partiyle bir şeyle bırakmayalımız değil. Olmazsa olmaz değil dedi, MHP tarafından disipline gönderildi. Samsun Milletvekili Erhan Usta partisiyle bir kez daha ters düştü. Bütün büyük şehirlerde, bütün belediyelerde iddialıyız. İlçe adayları için görüşmeler sürerken yaptı MHP'li Usta o açıklamayı. 7 ilçe istedik, AK Parti 2 ilçe verdi dedi. İttifak olmaması yönünde bir tavra da açık olduklarını söyledi. Jestle rest arasında J ile R farkı var. Genel Başkan Bahçeli'nin o sözlerine de atıfta bulunan Usta, yani ittifak mutlaka olacak diye bir şey yok dedi. Meclis Partisi Samsun'da 2. parti konumuna yükselteceğiz. Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetten dolayı Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Usta. Samsun İl Başkanı'nın ise görevden alındığını duyurdu MHP'li Semih Yalçın. O zaman bu iş kalsın, bu da olmaz. Bu iş kalmaması gereken bir konudur. Daha önce de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili İyi Parti önergesine destek verdiği için grup başkan vekilliğinden alınmıştı Erhan Usta. Disiplin sürecinin ihraçla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı merak edilirken Usta da sosyal medyadan AK Parti Samsun İl Başkanı'nın açıklamalarını yayınladı. 10 ilçede iddialı olmalarına ancak gülebilirim. O sözler nedeniyle Samsun'da ittifakı zedeleyenin AK Partili kara duman olduğunu iddia etti. Milliyetçi hareketi kimseye ezdirecek değiliz dedi. Kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum diyerek paylaşımını noktaladı.